Burası çok iyi. Merhaba arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün geçen videoda yapayım mı yapmayayım mı diye size sormuştum. Çok da fazla istek geldi. Teşekkür ediyorum bu istekleriniz için. Ve şu an o videoyu yapıyorum inşallah. Revizyon'un bu sene 2020'deki Azerbaycan temsilcisi Samire Efendi'nin işte bu karantina zamanındaki Nikkei Tutorials'ı olan görüntülü konuşmasını izledik. Biliyorsunuz izlemeyenler için şuraya koyacağım, nereye koyacağım bilmiyorum. Şuralarda bir yerlerde olacak. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Şimdi ben size dedim ki ben gerçekten çok duymak istiyordum aslında bu Kleopatra şarkısının canlı bir performansını falan. Hiçbir yerde de bulamadım dedim. Sağ olsun böyle birkaç arkadaşınız bana yazmış Instagram'dan. Böyle link de falan atmışlar, bulmuşlar benim için. Allah razı olsun. Şimdi bugün de ona tepki çekeceğiz. Yani Kleopatra şarkısının canlı performansını. Samira'nın sesini gerçekten merak ediyorum canlı söylerken. Enstrüman eşliğinde veya işte bir orkestra eşliğinde nasıl güzel olacak mı çok merak ediyordum. Çünkü maalesef biliyorsunuz koronadan dolayı Eurovision iptal oldu. En azından şey anlamında yani canlı performansla işte bu sahne şovları toplu bir alanda buluşma gibi şeyler de iptal olduğu için biz maalesef o işte yarı final final bu tarz şeyleri göremedik. O yüzden de dedim hadi böyle bir video çekelim. Eurovision severleri de kırmayalım. Ama geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenip beni Instagram'dan takip ederseniz ve yorumlarınızı aşağıya güzel yorumlar atarsanız çok mutlu olurum. Bana Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. 3, 2, 1 Efendi Kleopatra canlı performans gelsin. See the forest for the trees, just like me looking today. O kadar güzel ki, şimdi bakın. Şimdi bazı insanlar olur böyle stüdyo kayıtlarında efsane güzel söylerler. Ama canlı performanslarında o kadar da iyi olmaz. Ama Samira şu ana kadar çok iyi gitti. Aşırı da güzel. Arkadaki vokallerin çok az bir şeyini duyduk ama onlar da güzele benziyor. Yanında zaten enstrüman çalan adama hiçbir şey söylemiyorum. Ağzımı da açmıyorum. Ne haddime diyorum. O yüzden bunu söyleyeyim. Ve devam edelim daha fazla uzatmadan. Çok güzeldi. Çok güzel sesleri de. Burası çok iyi. Gerçekten geçen sene bir video çekmiştim Eurovision'la ilgili, böyle Azerbaycan'ın performansını falan izliyordum. Gerçekten Azerbaycan bu işi biliyor diye bir başlık atmıştım. Bu videoya da galiba onu atacağım ya da öyle bir şey atacağım. Çünkü Azerbaycan hangi sanatçıların, hangi şarkıların böyle gerçekten iyi bir derece alabileceğini biliyor ve buna hazırlanıp da gidiyor. İzlerken, dinlerken onların şarkılarını, kliplerini falan gerçekten çok mutlu oluyorum. Hani bunu şey kardeş ülkemiz olduğunuz için söylemiyorum. Ben gerçekten bir klibi ve bir şarkıyı gerçekten hissetmezsem çok da güzel şeyler söyleyemiyorum ki geçmiş performanslarda, geçmiş videolarımda var böyle şeyler. O yüzden arkadaşlar bilmiyorum gerçekten bu işi biliyor Azerbaycan. Yani Samira'nın sesi zaten çok güzel, ona lafım yok. Şarkı çok güzel, yani böyle o eğlenceli, o tarzı falan çok iyiydi. Bir de bu biraz böyle akustikimsi bir şey olmuş, o da güzel. Yani hepsi yanına aldıkları arkadaki back vokaller, o gitar çalan adam hepsi çok iyiydi. Çok iyi, çok iyi. Devam, devam, devam. Övmekle geçireceğim artık bu videoyu. Go. Ben, burada dilim dönmüyor benim bu şarkıyı burada. I got us a temptress. The way he left her. If a shameless she was her worst enemy. Çok sade arka plan, çok iyi. Hadi yüksek notaya çek.
so loud and clear, and it sounds like this. Hadi. Ya niye böyle bu orayı çok az kesiyor ve biraz uzatmasını beklerdim. Tamam, şarkıda da böyle çok aşırı uzun değil ama uzatmasını bekliyordum. Tamam, otururken gerçekten şarkı söylemesi çok zor bir şey. Çünkü diyaframın böyle basılı kalıyor falan. Ama bence Samira bunu yapabilir. Böyle bir yeteneği var bence. Neden yapmadı? Biraz böyle bir şey yapsın, buram yapsın, bir şeyler yapsın, bilmiyorum. Kendinden bir şey katmasını istiyorum. Niye benim çok şey bekliyorsam devam. Gitarı çalan adam çok iyi çalıyor. Egyptian. Come to me. Gerçekten zor da bir şarkı. Bitti. Şimdi neden zor diye soracaksınız. Hemen ben görüşlerimi söyleyeyim. Çünkü ben bunu sahne şovunda düşündüm. Şimdi tamam, burada normal oturdu. Arkasında iki tane back vokal, bir tane de enstrüman çalan birini aldı ve söyledi. Tamam, gerçekten burası çok iyiydi ve çok güzel bir performanstı. Ama sahne şovu gerçekten çok farklı bir şey. Sahneye çıkınca o heyecanını bastırabilmek tabii ki de. Çünkü sonuçta seni sadece çok az insan izlemiyor. Bütün dünya seni izliyor. O yüzden onun zaten bir baskısı var. Sen orada koskocaman bir ülkeyi temsil ediyorsun. Yani arkanda bir 10 milyon var. Ve 10 milyon seni izliyor. Ve sana artık böyle kazanman için elinden gelen desteği yapıyor. Onun dışında bir de şimdi şarkının zor olmasının sebebi gerçekten hani mesela la 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 Cleopatra falan hızlı hızlı ilerliyor ki bu orijinal versiyonunda, kendi versiyonu daha da hızlı. Bir de sahnede dans falan ettiğini düşünürseniz nefesin yeter mi yetmez mi, nasıl olacak falan, çok büyük bir baskı. Ya biraz daha uzatacağım bu videoyu, hani böyle biraz konuşmak istiyorum. Çok hayal ettim acaba nasıl bir sahne dizaynı yaparlar, nasıl bir sahne şovu yaparlar falan diye kendi kendime düşünüyorum. Çünkü ben eğer böyle bir sahne alan bir insan olsaydım ve Kleopatra benim şarkım olsaydı, gerçekten böyle bir hem görsel şeylere ağırlık verirdim hem de böyle etrafımda dansçı olan insanları dansçı alırdım. Yani ben olsaydım böyle yapardım. Çünkü düşünsenize, sonuçta bu bir sahne şovu. Tamam, sesiniz ve şarkınız çok önemli ama karşı tarafta sizi televizyonda sizi izleyen insanlar sesinizle de sizi sevecek. Orası da tamam ama bir onları bir görsel şölen hazırlayabilirsiniz. Çünkü sonuçta gerçekten Azerbaycan bunu yapabilecek bir ülke. Ve geçmiş zaten Eurovision şeylerine bakınca gerçekten iyi dereceleri almış bir ülke. Yani öyle fasafiso insanları çıkarmamış veya işte atıyorum 50. falan olmamış. Yani lafın gelişi söylüyorum tabii ki de bunları. Daha önce birinci olmuş da bir ülke. O yüzden yapılabilirdi. Bence tabii bu bütçe konusunu bilmiyorum. Hani ne kadar bütçe veriyorlar, bunları devletler mi karşılıyor yoksa işte Eurovision kendi şarkı yarışması mı bunları veriyor. Ve bilmiyorum, gerçekten çok güzel bir sahne şovu düşünebilirdim. Şimdi diyeceksiniz direkt aklına piramit falan mı geliyor falan. Tabii ki de illa piramit olmasına gerek yok ama böyle işte kıyafetten tut. İşte o makyajı kadının veya atıyorum arkandaki dansçıların giyimi, bunlar çok önemli. Böyle keşke ama keşke yani bu korona falan olmasaydı da bu sahne şovunu görseydik. Ben çünkü çok yani böyle çok büyük beklentim vardı. Ve ben Samira'nın böyle içimden gerçekten birinci olmasını istiyorum. Ama birinci olamasa bile gerçekten dereceye girebileceğini biliyordum. Şike yapılmazsa tabii. O yüzden benim gönlümün birincisi Samira. Ama sevdiğim ülkeler de var. Mesela Malta, İsveç. Ondan sonra Hollanda'daki adım sesi güzeldi. Böyle birkaç tane daha sevdiğim ülke de var. Ama ben inanıyordum ki yani Rusya olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Rusya'yı bir aklımdan geçirdim. Çünkü çok izlendi. 100 milyon falan izlendi onların şarkısı. Ama dedim herhalde bence Rusya birinci olmasın o şarkıyla. Çünkü gerçekten şarkılar o kadar da iyi değildi. Yani bunu istemezdim. Ben Samira'nın birinci olmasını isterdim. Şimdi gönlünüzden geçen birinci, ikinci, üçüncü böyle bir sıralama yapmanızı istiyorum. Yani nereye kadar yapabilirseniz. İsterseniz bütün ülkeleri sayın.
Yani bilmiyorum, isterseniz ilk üçüncü sayın. Gerçekten böyle eğer korona olmasaydı ve bu sanatçılar performanslarını sergileyebilselerdi, ödül töreni gerçekleşmiş olsaydı, daha doğrusu yarışma gerçekleşmiş olsaydı, ödül töreni nereden çıktı? Sizce kim birinci, kim ikinci, kim üçüncü olurdu? Bunları, bu hangi ülke? Bunları yorumlarda görmek istiyorum. Yazarsanız çok mutlu olurum. Benim gönlümün birincisi şimdilik Samira. Eğer bu sahne şovunu dediğim gibi yaparsa, yapmış olsaydı, daha doğrusu yani yapabilecek olsaydı, öyle söyleyeyim, kesinlikle benim gönlümün birincisi Samira'ydı. Çünkü efsane güzel bir şarkı, efsane mükemmel bir klip. Daha ne diyebilirim bilmiyorum. Mükemmel bir ses. Teşekkür ederim. Yeter bu kadar övdüğüm bence. Çünkü gerçekten övülmeye değer bir şeydi. Umarım sevmişsinizdir videoyu. Gerçekten yorumlarınızı, işte beğenilerinizi falan bekliyorum. Umarım böyle videoya beğeni atıp arkadaşlarınıza bu videoyu bak işte İsa böyle bir video paylaşmış, izler misin demenizi gerçekten çok istiyorum. Umarım bunu yaparsınız. Instagram'dan da bana mesaj atabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Eğer video fikirleriniz varsa onları da aşağıya yazmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Diğer videolarımı da bir göz atarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. La 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 la